Evet, an itibariyle arkamızda jandarma var. Umarım bizle alakası olmaz o jandarmanın. Olsun, ne olacak ki? Bilmiyorum, ben böyle şeylerden korkuyorum abi. Üniformalılardan korkuyorum. Tamam, yapıştır git o zaman. O da hızlanırsa bizimle alakalı demektir. Ama bu sefer alakalı, de kaçıyoruz gibi o zaman olacak. Da kaçıyor olacağız. O zaman yavaş gideyim, bizde bir sorunları varsa erkek adamlar gibi o saat çekip çözelim. Bursa imza gününü bitirdik. Çanakkale'ye doğru yola çıktık şu anda. Saat şu an 4, akşam 8-9 gibi Çanakkale'de olacağız. Acıkmayın ama, olur mu bu sefer? Bu arada buralarda radar var mıdır sizce? Burası otoban değil, vardır. Öyle mi? Evet. O zaman ben... Ama sen git, ben radar görünce sana söylerim. Sen görünce anlamazsın abi. Çanakkale'ye herhalde bir 150 kilometremiz falan var ve çok acıktım ben. Yemek yiyecek bir yer bulursak orada duracağız. Acıktın mı? Acıktım abi, çok acık. İyi de abi, daha kahvaltı ettik ve ben acıkmadım. Kahvaltı ettik ve acıkmadım diyoruz. Saat 5.30 oğlum, ne demek ya? Tamam da o şekilde gidemiyoruz. Birinizin tuvaleti geliyor, biriniz acıkıyorsun. Aç mı süreyim Ayberk? Al sen sür o zaman. Ben süreyim. Al. Sürme mi istiyorsun? Kalk gel de şimdi. İkide bir duramayız. Gerçekten geç kaldık, yoruldum. Ha, ikide bir durunca ne oluyor peki? Abi geç kalıyoruz. Nereye geç kalıyoruz abi? İmza günü yarın Çanakkale'de. Tamam da odama gidip bir duş almak istiyorum yani. Sıkıldım, kendime gelmek istiyorum. Orada ya. Ben senin keyfine göre basacağım, gideceğim. Hayır, orada yiyeceksin abi. Seni... Orada yiyelim yani. Orada yiyeceksin ya. Yani. Açsam yerim, açarsın ya, araba kullanayım ya. Ya tamam da aç olabilirsin, biraz dayanabilirsin. Çocuk değilsin ki sen Server. Abi bir şey yapmayın. Hayır Taykurt ya, sen acıktın mı? Bende de var acıkma. Tamam, sakin olun, olur öyle şeyler. Abi sakin olun değil, benim ne yiyip yemeyeceğime karışamaz abi. Yani abi, saat 5.30 olmuş, ben hala kahvaltıyla ne duruyorum. Ne yiyip ne yemeyeceğine karışmıyorum zaten. Ne zaman yiyip yemeyeceğine karışmıyorum. Ona da karışamazsın ya abi. Ya karışmıyorum, sadece diyorum ki durmazsa daha iyi olur diyorum yani. Daha iyi olur falan demiyorsun, garip garip konuşuyorsun abi ya. Bir de arabayı sen kullanıyorsun diye, bu şey değil ki yani. Ne değil? İki kişi daha var arabada. O da aç. O açmamış. O da aç. Ben muhabbete dahil olmak istemiyorum. Ben yemek aç değil abi adam, bak aç olsa açtı. Açtı az önce, ben de açım dedi. Ya yemek olursa yerim. Olursa yerim diyor. Olursa... Tamam var ve yiyecek. Ya, hayır abi, anlamadığın nokta şey yani. Büyütüyor saçma saçma. Neyi büyütüyorum oğlum? Açım ne yemek? Abi ikide bir açım. Açım çünkü ne abi? Abi bu kadar aç olamazsın ki yani. Ne demek olamaz? Sen benim aç olup olmadığımı benden niye bileceksin? Abi bir sıkıntın var o zaman, doktora git. Bir sıkıntın var ha. Bana diyorsun ki horluyorsun, git doktora. Sen de git. Sıkıntın var, karnım aç. Neden bu kadar acıkıyorsun sen? Çünkü kahvaltıyla duruyorum. Saat 5.30 oldu. Abi hepimiz aynı kahvaltı yedik. Acıkmadan daha doğal ne olur ya? Boş boş konuşma ya. Herkes aynı kahvaltıyı yedi burada seninle bu arabada. E tamam, o da aç işte. Açım demiyor abi adam. Göbeğini eriteceğim diye yemek yemiyorsun. Hayır abi, göbeğimle ne alaka? Abi dur şurada, şurada durur musun benzincide? Gerçekten ben tuvalete gideceğim. Şuraya girer misin? Tamam. Ben tuvalete gideceğim. Ha. Geldiğinde de abi konuşun aranızda, ne yapıyorsanız yapın. Ha. Ben durmak istemiyorum başka hiçbir yerde, burası hariç. Ve geldiğimde de bu suratını görmek istemiyorum. Öyle senin. Mi? Evet abi, ben bu suratla seyahat etmem yani seninle. Ha, beni yani şey olsun diye çağırdım buraya, ayıp olmasın diye geldim. İşim var, gücüm var. Hani gerçekten ben kimsenin atlasını tatlasını çekemem. Tamam, ben tuvalete gideceğim. Tuvalet, 50 dakika gel. Tamam, ben geldiğimde gerçekten kimse olmasın tamam, burada. Tamam. Sen geldiğinde kimse olmasın burada. Hayır, suratınızı değiştirin abi. Tamam, yürü tuvalete. Yürü tuvalete. Bana niye şimdi? Ben gidiyorum abi, ben bu herifle yolculuk falan etmem. Oğlum dur lan. Gidiyorum oğlum, yok. Yok abi, Ayberk'le mi uğraşacağım ben ya? Oğlum dur, çocuk geride kaldı tuvalete. Kalsın abi, yok ben istemiyorum Ayberk'i falan. Sara saçmalama. Ayberk'i ben istemiyorum. Valizleri falan vurdu. Tamam, yollarız, tamam, kargalarız, bir şey Çanakkale'de, yaparız ya. Çanakkale'de anlaşırız, şey yaparsınız. Yok abi, ben Ayberk'i istemiyorum ya. Çanakkale'de... Zorla geliyor abi de zaten her yere. Uçak bileti alın. Yolu da ben çekeceğim ya. Yolu da ben çekeceğim bundan sonra. Bundan sonra ben hallederim bu işleri. Bundan sonra ben yaparım ya. Bak ya. Otostop mu çekiyorsun? Abi gidin ya. Ben bıraktım. Ne oldu, otostop mu çekiyorsun? Ben aradım, gelip alacaklar beni. Gel lan, gel hadi gel. Geleyim mi? De geliyor. Gel. Kapı kilitli oğlum, bu şaka mı? İşte Naz yapmıyor. Aynen. Anlamadım ki. Özür falan dileyeceksin herhalde, onun için çağırdım. Anladın ama değil mi hatanı? Çok iyi anladım abi. Ya anlamış olman lazım yani.
Tankit anlattın değil mi abi? Anlattım abi, ben yetiştirdim ya. Yani. Anladı mı peki? Bilmiyorum abi. Sakin olun, öyle çok gerilmeye gerek yok. Hayır abi, yemek. Ne oldu, otostopçunun kimse seni almadın, bacağını falan gösterseydin. Açtı yani, bir ara bacağımı bağlamak için eğildim. Herhalde arkam falan açıldı o sırada. Ya millet korna çalıyor. Sıcak, saçma saçma işler yani. Valizim abi, sizde kalmış. Uzun. Aynen onu dedim ben Server'e, bak dedim her şeyi boş ver dedim, bir valizi burada dedim. Atsaydınız onu da önüme, ben bulur bir yerden alırdım böyle zaten bu istikamete. Yo, doğru. Olmaz, yürüyorum. ayıp olur. Abi, bu ayıp olmadı. Galiba ben daha acıktım. Şu anda Figa'da İsmet isimli yerdeyiz. İsmet Nusret esprilerini Sankurt'un vlogunda yaptık. Benim vlogda Nusret'e bağlayan, yani çakma Nusret falan içerikli espriler yapmayacağız. Çanakkale'ye sanırım 1-1,5 saatimiz kaldı. Bu kadar yakını koyamazsın yalnız. Niye, fareye mi benziyorsun? Telif atarım. Ayberk, iyi yedin ha. İyi yedim, evet. Acıkmışsın değil mi biraz? Yani biraz acıkmışım ama ben beklerdim yani. Afiyet olsun Ayberk'cim. Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle bir sorun var, hiçbir şehri gezemiyoruz. Gece şehirde oluyoruz, sabah imza günü yapıp diğer şehire gidip gece şehirde oluyoruz. Çanakkale'yi gezme imkanı olsa nereyi gezer? Çanakkale'yi. Yine gideceğiz, akşam olacak. Bir de çok uykum var ya. Tamam, uyuyacağız abi inşallah. Yani bir şekilde çözüm bulacağız. Niye bulmayalım ki? Bir kere daha deneyelim mi? Hayır abi. Gerçekten senin horlamanla mücadele etmek istemiyorum bütün gece ya. Tamam kanka, ne diyeyim, ayrı kalalım. Hayır, bunda trip atacak bir şey yok abi. Böyle bir sorunum var ve ben bu sorunun cezasını çekmek zorunda değilim. Bir de diyorsun ki beni uyandırma. Sorunun cezasını ben çekiyorum ama ben uyanıyorum 20 kere günde. Gecede. Çok güzel bir şehir gibi gözüküyor şu an. Çok aktif bir şehir yani. Evet, bayağı güzel ya, herkes dışarıda. Sosyal falan. Bir şehir, aynen öyle. Çok beğendim Çanakkale'yi. Bak, havayı kıpsladım. Güzel bir yere benziyor. Evet, güzeline benziyor. Biliyorsunuz ayrı bir oda istedim. Ancak ayrı oda için çok yüksek bir fiyat verdiler. Eyvah dedik, yine ben uyuyamayacağım gece Ayberk yüzünden. Artık şansımıza küselim diye odaya çıkarken son anda sağ olsunlar inisiyatif kullanıp suite oda verdiler bize. Şimdi en azından Ayberk'le aramızda bir kapı olacak. Bu gece en azından uyuyabileceğim çünkü İzmir'e uykumu almış şekilde gitmek istiyorum. Biliyorsunuz İzmir'i çok seviyorum. Uykumu almadan İzmir'e gitmek istemiyorum. Bu gece de dün gece gibi bir uyku yaşasaydım, yarın ben muhtemelen yolda arabayı kullanırken falan uyurdum. Niye buradayız tabii? Yani öyle bir sorun da var. Anahtarımız kapıyı açmadı. Biz de taş kağıt makas yaptık ve Ayberk kaybetti. Ayberk kapıyı açmaya gidiyor şu anda. Odamıza geldik. Burası Tankurt'ta kalacağımız kısım. Burası da Ayberk'in kendine has odası. Ayberk oda değil, burası salon. Bakın, koordinatörüme özel oda tutarım. Böyle de bonkör bir sanatçıyım. Ayberk'cim, her şey senin için. Mini bakar falan filan. Yalnız manzaramız bayağı iyiymiş. Aha. Bak, buranın havuzu falan da büyük. Ben hatırlıyorum. Koordinatörümüzün odası aa, yapıldı. Ama burası ya değil ya. Değil tabii ki değil yani. Ama tek kişilik değil. Şikayet ediyordum. Sana çift kişilik yatağım var. Televizyon var. Televizyonum var. Tek ne? Pay TV mi izleyeceksin? Çift kişilik yatağım var. Ne TV? Daha ne istiyorsun abi? Ne? Pay TV. İzlemedim daha önce. Öğretirim bu gece. Yani şu anda Çanakkale merkezdeyiz. Kordon'dayız. Burayı çok sevdik ve bayağı kalabalık bir yer. Akçay ne diyorsun? Kordon'a benziyor. Ha, Ferhat geldi bu arada. Evet. Ferhat'ı biliyorsunuz, geçen sene de sağ olsun bizi Akça imza gününde buralardan gelmişti Akça'ya kadar. Ferhat, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi abi, sen nasılsın? İyiyiz işte, yorgunuz, uykusuzuz. İmza günleri, epidemik. Evet, aynen. Çanakkale'de böyle işte. Yani çok da bir şey yok ama güzel. Şu an hapishanede gibisin orada yayın yaparken. Yayın yapmıyorum şu an. Tamam, video çek, vlog çekerken. Şurada Nusret Mayın gemisini görüyorsunuz. Gidip gezmek isterdik ama ne yazık ki askeriyeden girmek gerekiyormuş. Askeriye de şu an kapalı olduğu için giremiyoruz. Ben şeyi merak ettim. Gerçeği mi yani, yoksa şeyi mi, sahtesi mi? İmitasyonu mu yani? Gerçeği değil ya. Ha? Değil. Gerçeği değilse hiç böyle o zaman yok. Ne kandırıyorsun bizi Ferhat ya? Barlar Sokağı'nda çiğ köfteci gördük, pideci gördük, halıcı gördük. Saat Kulesi'ne geldik. Saat Kulesi'nin olayı çok uzun yıllardır, ta Birinci Dünya Savaşı'ndan beri Çanakkale'de var olan bir kule.
Çıkabiliyor muyuz kuleye? Çıkabiliyoruz. Hadi. Biz çıkamıyoruz ama. Ne yani, nasıl yani? Kuleyi ayarlayan insan çıkabiliyor. Allah Allah, böyle bir saat ayarlayan. Giremiyoruz. Saat kulesine çıkamıyoruz. Ben ne anladım bu Çanakkale gezisinden şimdi? Saat kulesi de böyle işte. Güzel yani. Değil mi? Ne diyoruz? Takır, sen biraz pasif kaldın. Hiç yorum yapmıyorsun hiçbir şey. Sağ solu kesiyorum ben. Aybike'de kanka oldun, artık benimle takılmıyor musun? Ha, ikiniz fısıldaşıyorsunuz. Artık beni dışlamaya mı karar verdiniz? Öyle bir şey mümkün mü? Sen de gel, sen de gel. Hadi gel, oynayalım. Abi sana. Az önce muhteşem bir gösteriye denk geldik. Yani ben çok istedim bütün gece bu gösteriyi izleyelim ama izlettirmediler bana. Hadi yürü, hadi yürü dediler. Bu arada Çanakkale'ye motoruna egzoz takmayanı almıyorlarmış. Aynı zamanda son ses ışık gitmeyenleri de almıyorlar. Tabii tabii. Tabii. Ferhat bize dedi ki Truvalat'ına bakacak mısınız? Dedim Truvalat'ı o kadar küçük değil ki, ben onu gördüm dedim. Yok dedi, o temsili Truvalat'ı. Yani Nusret Mayın gemisi var temsili, Truvalat'ı var temsili. Saat Kulesi'nin de temsili olduğunu düşünüyorum mesela yani. Saat Kulesi temsili değil. Teşekkürler. Çanakkale'deki ilk ve son gecemizi de bugün tamamladık. Aynen öyle oldu. Günaydın, yeni bir güne uyandık. Çanakkale'deyiz. Birazdan birkaç saat sonra Çanakkale imza günü var. Biliyorsunuz dün akşam çok mutlu olduk. Bize suite oda verdiler diye. Ayberk tek başına uyuyacak. Ayberk'in horlamasıyla uykumu bölmek zorunda kalmayacağım diye. Ne yazık ki bütün gece Tankurt horladı bu sefer de. Yine ben uykusuzum. Artık şeyi merak ediyorum. Hangi gece böyle kafamı koyacağım ve düzgünce uyuyabileceğim, onu merak ediyorum. Neyse, Çanakkale imza gününe gidiyoruz. Önce bir kahvaltı edeceğiz, çay kahve içeceğiz. Saat daha 11.30. İmza günü 1'de başlıyor. Çanakkale'nin sokaklarında kahvaltı yapacak yer arıyoruz. Server abi. Merhaba. Ayakkabım çıkıyor şu an. Şu an parodi gibi oldu ya. Server abi. Şu an var ya, elim ayağım tutmuyor. Elim ayağım tutmuyor. Vallahi sizi arıyoruz abi, gerçekten. Elim ayağım tutmuyor ya. Yok için bir şey söylemek ister misiniz? Evet, söylemek isteriz. Abi Biga'ya geldin. Yani gördük Biga'ya geldin. Ha, evet. Biga'ya geldin. Seni bekledik. Snap DM attım 100 kere falan. DM attım ama. Onlara bakamıyorum ama ya. Onları yani takip bile edemiyorum. Bekledik abi. Bari Biga'ya selam söyle ya. Orada tamam. Seni çok sevenler var. Buradan Biga'ya çok selamlar. Teşekkürler. Biga Çanakkale'ye bağlı bir ilçe mi? Evet, evet. Tamam. Evet. Biga'ya selamlar. Biga'ya selamlar deyince Biga'ya diye birine selam yolda getirdim. Sabahları da güzel. Ben Çanakkale'yi çok sevdim. İnanmayacaksınız ama Çanakkale'yi çok sevdim. Burada yaşanır. Akaba sizi mekandayız. Akaba mı? Burada kahvaltı yapacağız. Burası çok güzelmiş. Keşke dün de burada otursaydık diye düşündük. Ama tabii yemeden bir şey diyemeyiz ya. Şu an içi çok güzel gözüküyor. Şöyle. Böyle bir yer. Tankurt, sevdin mi burayı? Güzel abi, kahvaltısı güzeldi ya. 10 üzerinden? 10 üzerinden 8. Dünküyle aynı yani. Ya, dünküne 7 vermiş. Ha doğru. 10 üzerinden? 7.5. 10 üzerinden? 3 abi, ben sevmem böyle yerleri. Ne seversin kanka sen mesela? Ha? Ne seversin? Ben evde yerim yani. Poğaça seviyorum.